Selamlar millet, ben İrfan ve bugün The Binding of Isaac Repentance'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün ne yapacağız? Bugün Cain'le oynayacağız. Gördüğünüz gibi hiç Sheol'e de gitmemişiz, Katedral'e de gitmemişiz. Onu yapmak için uğraşacağız. Hadi bakalım. Ama gidemeyeceğiz galiba. Şey henüz açık değildi bildiğim kadarıyla. Katedral ve Sheol'e henüz açmadım. Ama açmak için bu iyi bir fırsat. Şu ana kadar kaç defa öldürdüm bilmiyorum. Bu nedir? Game kit. Alalım. Kane'i seviyorum. Kane çünkü Lockfoot'la başlıyor. Lockfoot ne işe yarıyor? Bilmeyenler için şöyle açıklayalım. Arkadaşlar, şansınızı arttırıyor ve artık hapların hepsi iyi haplara dönüşüyor. Pozitif haplara dönüşüyor. Bilmeyenler için hapları da açıklayalım. Haplar üçe ayrılıyor arkadaşlar. Negatif haplar, pozitif haplar ve nötr haplar. Lockfoot, işte PhD, Virgo gibi eşyaları aldığınız zaman negatif hapların hepsi siliniyor. Gördüğünüz gibi Pac-Man'e dönüştük. GameKid'in böyle bir etkisi var ki bu bizim için önemli olacak. Oyunun başlangıcında güzel bir buff. Oo, bir hasar aldık. Bu hoş olmadı. Kayn'in zayıf olduğu konu menzili arkadaşlar. Menzilimiz kısa olduğu için mesela bu düşman bize çok sıkıntı çıkartıyor. Bizi öldürebilir. Birazcık dikkatli oynayacağız. Hem alevli hem de şampiyon. Ya bunlar en zor düşmanlardan bir tanesi. Çünkü fire rate'i yani atış oranı falan da çok artıyor. Bayağı bir sıkıntı oluşturuyor yani. Şöyle bir Judgment diyelim. Eğer Evil Bigger çıksaydı bir tane kalbi ona verecektim. Şöyle bir game kitle. Öncelikle şunlara bir şey yapalım. Abi artık yeterince hasar verdik. Daha iyisi olabilirdim. Yani şu mesafede durursak sürekli bizim üzerimize mermi gönderecek derken zıpladım. Safety pin. Güzel. Range'imizi ve shot speed'imizi artırıyor. Hoş. Soul Heart'ı da alalım. Süper gizola muhtemelen buradadır. Değilmiş. Burada da olabilir. Harcayacağım bombayı. Yani değmedi açıkçası. Keşke harcamasaydım. Ama 4 tane anahtarımız var. Problem yok. Bu arada rehber videosu şaşırtıcı bir şekilde çok sevildi. Yani bundan dolayı desteğinizden dolayı çok teşekkür ederim. Hani bu kadar like alması beni çok mutlu etti açıkçası. Çünkü şu an 30 like'ın üzerinde ve benim kanalımda 30 like'ın üzerinde olan video yok yani shorts'ları saymazsak. Shorts'lar da zaten Isaac'le alakalı değil.
Valorant'ta oynadığım için Valorant shortslar atıyordum. Özellikle bir Isaac videosunun bu kadar like alması beni ayrıca mutlu etti. Buradan para da aldık. Bakalım ne var. Yani. Leather güzel. Leather alabilsek güzel olur aslında. Bu oda da sıkıntılı. Burada bir gizli oda denemesi yapalım bakalım. Evet. Güzel bir can aldık. Keşke bunu kullanmasaydım. Patlatmasaydım yani. Hap çıktı. Hapları kullanıyoruz. I'm drowsy. Birazcık nötr bir hap. Şu HP upgrade'ini de alalım. Şeytan anlaşmasına girelim. Gimpy açıkçası yeterince iyi bir eşya değil. Ama hoş, tatlı. O yarım hasar da almasaydık iyiydi. Normal gizli odayı araştırabiliriz. Büyük ihtimal şurada. Bir bakalım. Aynı zamanda 3 altın da almış oluruz. Mesela artık ladder'ı alabiliriz. Şuraya bombayı koyuyorum. Yeterince paraya ulaştık. Bu ne işe yarıyor? Mesela bazen oyunda boşluklar oluyor. Basement'ta çok fazla yok ama mesela ileride göreceksiniz. Caves'te kesinlikle olur. O boşlukların üzerinden birebir bir boşluk üzerinden merdivenle geçebilmemizi sağlıyor. Mesela şurada gördüğünüz boşluklar gibi. Abi bu oda sıkıntı. Eternal Heart'ı sonradan alacağım. Normalde mesela bu boşluktan geçemezdik ama Ladder sayesinde geçebiliyoruz. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Ama eğer diğer tarafında bir boşluk daha varsa mesela biz sağdan sola geçiş yapamıyoruz. Yukarıdan aşağıya geçiş yapabiliriz ancak. Kullanırken bunu da unutmayın. Mesela bunu da açabildik. Hiçbir işimize yaramadı ama olsun. İçerisinden bir eşya da çıkabilirdim. Bu arada CD göstereyim. T1W9FSAA. Eğer çok kırık bir run'a dönüşürse Seed işinize yarayabilir. Örümceklerden nefret ettiğimi söylemiş miydim? Hemen perdeyi kapattım ve geri geldim çünkü hiçbir şey göremiyordum. Odam çok güneş alıyor ve unutuyorum sürekli Isaac videosuna başlarken perdeyi kapatmayı. Basement genellikle aydınlık oluyor ama Caves'e girdiğim zaman hemen fark ediyorum.
Hadi artık. Mesela şuradan geçebilirdik maalesef. Ama patlatacağım ya bunları. İçerisinden bir eşya çıkar dedim ve çıktı. Güzel. Range'imizi de iyice arttırmış olduk. Sana da bakalım. Yok. Hiç uğraşamam bu odayla. Oda da çok kötüymüş. Resmen sniper ya. Gittiğim yere atıyor yani. Hani en son bulunduğunuz yere atmıyor arkadaşlar. Koştuğunuz yere doğru atıyor o mermiyi. O yüzden dikkatli olmanız lazım. Çok sinir bozucu bir düşman. Boss'a girmeyeceğiz şimdi. Aktif eşyamızı bir dolduralım. Başka? Bir tane daha Eternal Heart çıktı. Bugün bayağı Eternal Heart gördük. Yani fena bir eşya değil. Ama yani bilmiyorum. Hasar almaya dayalı olduğu için eşyanın kendisi çok hoşuma gitmiyor. Hasar almayız ya. Bir daha buraya yürümeyelim. Hoşuna girin. Gizli oda burada olamaz. Süper gizli odaya bakalım biz de. Buranın solunda. Belli yani. Bu şu demek oluyor. Neyse anlayacaksınız. Birazcık uzak duralım da. Bu Brimstone atıyor muydu? Atıyormuş. Önüne doğru atıyor. Dikkat etmek lazım. Neyse canımızın hepsi zaten gidecek yani. O gizli odanın ne anlama geldiğini öğreneceksiniz. Experimental treatment, hasarımızı veya tier hızımızı düşürürse, fire rate'imizi düşürürse mahvoluruz o yüzden almayacağım. Ne verdin? Seven Scrolls, Seals pardon. Ne yapacağımızı anlayacaksınız birazdan. Ben daha Eternal Heart varmış. Başka Eternal Heart var mı? Yok. Buralar bir tık sıkıcı olabilir. Ama önemli. Ne gidip gelip buraya bağış yapmamız şart.
Of, şeytan odasında ışınlama ya. Bir Angel Room eşyası var. Vermedi. Baya kötü oldu bu ya. İstediğimiz gibi gitmedim maalesef. Bayağı bir para kazandık ama o kadar yani. Şimdi markete gideceğiz. Card reading'i alacağız. Seni de alacağım. Keşke şeytan anlaşmasına gitmeseydim ya. Yanlışlıkla alıyordum var ya. Hoş olmadım. Card reading ne işe yarıyor? Gördüğünüz gibi sarı bir portal var, bir de mavi portal var. Mavi portal sizi gizli odaya gönderiyor. Sarı portal ise direkt sizi eşya odasına, hazine odasına gönderiyor. Ben şimdi hazine odasına gideceğim. Apple güzel. Apple'ı severiz. Zaten grid çıkmasa şaşırdım yani. Soul Heart'ımızı da verdik. Bunlar çok sinir bozucu. Sürekli yenileri geliyor. Bir şeyleri öldürmemiz lazım önce ama beceremiyoruz bunu ve hasar da aldık. Ya gerçekten hani oyuncunun nasıl bir odada hasar alabileceğini çok iyi biliyor yapımcılar. Hani bilmiyorsanız bu odalar özellikle bu şekilde tasarlanıyor ki hani hangi karakterleri karşı koyması zor falan, hangi karakterler özellikle üst üste geldiklerinde daha zor odalar oluşturuyor. Bunların hepsi yapımcılar tarafından biliniyor ve bu şekilde oluşturuluyor. Bu oda da sıkıntılı bir odam. Şu arkadaş da sıkıntı. Hem şampiyon hem de kırmızı olandan. O attığı zaman mermisini muhtemelen kaçamıyorsunuz. Hızlı olmanız lazım. Ve şampiyon olmasından dolayı da yarım hasar değil bir hasar götürüyor. Yo, düşmanları üzerimize çekmemiz mantıklı olmaz.
Ben neyden hasar aldım orada? Neyse. Ve Curse of the Lost olduğu için de hiçbir şey anlayamıyorum. Evet tabi. Kalbe ihtiyacımız var. Zor bir durumdayız şu an. Gimpy de bize yardımcı olmuyor. Buraya girelim. Korkutucu. Az kalsın dikene kafa atacaktım. Yani o dikene kafa atsaydım bu el muhtemelen kaybedecektik, öyle söyleyeyim. Sizden bir kalp çıkar mı? Of. Bu odayla uğraşamam. Şimdi gelelim size. Bir sürü tezek var. Bunlardan bir tanesi bize kalp düşürebilir. En azından %9 şansımdan olmak istemiyorum. Ve hala eşya odasını bulduk da marketi bulamadık. Market şu an daha önemli olabilir bizim için. Paramız var çünkü. Şöyle bir şey yapalım. Burada değilmiş. Range'imize baktığınız zaman 9.5 neredeyse odanın 4'te 3'ü kadar. Yani tam bir oda yaklaşık 12 falan olması lazım. Soldan sağa. Yukarıdan aşağıya da 6.5 rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Açalım. Kalp vereceksin bize. Olur. Yeriz. Bu oda da sıkıntı. Al işte ya abi, nasıl aldım ben o hasarı. Oraya gitsem bu kafa alacaktı, sağa gitsem hasar aldım. Bazen kaçınamıyorsunuz hasar almaktan. Maalesef. Sakın. Market nerede? Marketi bulamadım. Neyse biz bir girelim de şuraya. Evet, o hasarı da aldık yanlışlıkla. Neyse, %0,2 şansımız var hala. Bakalım tutacak mı? Tabii ki de tutmadı ama Tears Up. Tears Up hoşuma gider. Marketi bulmamız lazım bir an önce. Markete girmiş miyiz? Aa, Greed vardı, doğru ya. Peki ya senden bir şey edinebilir miyiz biz? Bir soul heart bir şey. Bak ya. İyi canımız oldu en azından. Yani şu halimizde hiç hayra alamet bir şeye doğru gitmiyoruz.
Tough Love güzel. Hep böyle şansa dayalı eşyalar alıyoruz. Hepsi birleşince güzel bir şey çıkıyor ortaya ama şansımız düşük olduğu için henüz çok iyi bir sinerji oluşturduklarını söyleyemem. Ve Kayn olmamıza rağmen hiç hap çıkmadı karşımıza neredeyse. Öyle bir olay da var. Gizli odaya mı gitseydim keşke. Allah razı olsun Kimpi. Yani sonunda. Abi kaçamıyorum ki. Öyle artık. Rica ediyorum. Yani BFF hiçbir işimize yaramaz şu anda. Familiar'ımız yok çünkü. More options. Pekala. Beş anahtar. PhD'yi almak hiçbir işimize yaramaz. Bu olur. Eğer para kazanırsak geri gelir. Zaten PhD'miz bizim var. Lucky Food'dan. Ya da Luck Food. Bilmiyorum artık neyse. Ben nasıl aldım o hasar ya? Sizden hasar almam herhalde ya. Teşekkür ederim gizli oda için. Süper Grid şu anlama geliyor. En azından bir tane marketi koruduk. Bir sonraki katın marketinde sıkıntı yaşamayacağız demek oluyor. Sol tarafta ne var? Oo, buraya kadar uzuyor muymuş bu? Gel gel gel. Kaçma kaçma gel. Şaka gibi ya.
Bu oda ne abi? Bu oda ne? Öleceğiz galiba. Abi o şampiyon muymuş? Bir hasar veriyor. Kabus gibi o da. Odaya bak ya. Resmen şaka gibi. Bir dakika, algılamakta güçlük çekiyorum şu anda. Maalesef %18'lik şeytanlaşması tutmadım. Sonunda ilk damage upgrade'imizi alıyoruz ama hiçbir işimize yaramıyor da. 0.70 ne abi ya? Allah aşkına yani. Bir şeyler yapmamız lazım şu anda. Yapabileceğimiz de bir şey yok ki. Ne yapacağız? Nereye gideceğiz buradan? 6 tane kalbimiz var. Market yok, eşya odası yok. Sacrifice Room'a gitsek. Sacrifice Room'a gidebilir miyiz bir şekilde? Deneyelim. Abi ağlayacağım en sonunda. Bu ne ya? Şaka gibi. Oyun kazanmamı istemiyor. Yani onu fark ettim. Yukarıda değil. Normal gizli odayı bulmuşuz zaten. Ah, güzel. Böyle bir oda var ama Sacrifice Room yok. O yüzden hiçbir işime yaramıyor. Nereye gidelim? Gizli odaya mı gidelim? Gizli odayı tahmin ederiz. Bir an önce upgrade lazım. Continuum. Continuum iyidir.
Tamam, markete de gideceğiz direkt doğrudan. Daha parayı harcayabileceğimiz bir yer yok. Donation machine harcayalım bari. Ben oradan hasar mı aldım az önce? İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. İnatla yukarı gidiyor ya. İnatla hani. İnatla yukarı gidiyor. Oh. Şaka yapıyorsun. Bu ne? İlk ikisi eşya olunca dedim şaka yapıyorsun herhalde hepsi eşya olacak falan. Neyse güzel. Yani gelebilecek en iyi odalardan birisi geldi. Yanlışlıkla yaptım ama güzel oldu. Kızımız arttı en azından. Dönüyor ya. Şu an dönüyor şansımız. Allah'tan Continentum'umuz var da. Altın mı? Yapma be abi ya. Bir üzerime koşturursan öyle. Hoş olmaz ki. Şu an bize anahtar lazım. Bu kesin. Gimpi coştu. Belki oradadır diye bir umut ettim. Olmasına imkan olmasa da. Şimdi en çok ihtiyacımız olan şey anahtar. Olabildiğince anahtar toplayacağız. Güzel. Sonunda hap çıktı. Bir tiers upgrade falan gelirse. Oo, bu da güzel. Bu da güzel. Bu da güzel. Yani tam ihtiyacımız olduğu anda Bombs Arki geldi. Eşya çıkmadı ama yapabileceğimiz bir şey yok. Hızımız artsın bakalım. Eğer bir sacrifice room falan bulursak çok işimize yarar. Dice room var. Dice Room'da ne var? Bir girelim bakalım. Rolls and Restarts. Strength. Şimdi Rolls and Restarts derken benim bu katta aldığım her şeyi sıfırlıyor mu acaba? Ben bunu bilmiyorum.
Bilmediğim için denemeyeceğim. Eğer sıfırlamıyorsa ve yeniden başlatıyorsa okeyiz. Öyle bir şey yoksa ben bir bakayım bunu internetten hemen. Geri döndüm. Eşyalarım tutuyormuş. O yüzden yapacağız. Dice Room işimize yarayacak. Ama bu katı tamamlamak istiyorum. Eğer bir Sacrifice Room çıkarsa çok işimize yarar. Çıkacak mı? Muhtemelen hayır. Girelim bakalım buraya. Sen işimize yararsın bu arada. Sen bayağı işimize yararsın. Missing page yani. Daha iyisi olabilirdim. Tier up aldık ama tier cap'ine ulaştığımız için yani 5'ten yukarıya çıkamayacağı için bir etkisini göremedik. Gizli odaları bulalım bakalım. Ya bütün bombalarımı da harcamak istemiyorum açıkçası. Süper gizli odayı bulamayız. Normal gizli odayı bulmaya çalışalım. Buranın solu olur. Olmazmış. Burası da olur. Olmazmış. Üst taraf. Oldu en sonunda. Ne bu? Yera mı? Yera galiba. Yera. Yera'yı alacağız. Bir canımızı dolduralım. Tamam, şimdi Dice Room'a gidiyoruz. Evet, bütün eşyalarımız tutuyor. Gizli odaya gideceğiz ilk başta. Yanlışlıkla bir sonraki odaya girdim. Merve'den kaçmak için. Ama Continentum'un bize Spectral Tier vermesi çok hoş oldu. Money is power. Şimdi çok işimize yarar. Schoolback. Yani alabiliriz ama bir aktif item daha alacak mıyız ki? Aktif item'ımız yok ki başka. Buradan para çıkma ihtimali var. İşe yaramayacağını bile bile kullandım.
E bu The Devil. Sen nesin? Puberty. Kötü bir abdi, merak etmeyin. Ya ergenlik triplerine giriyor Isaac. Böyle bir etkisi var. Eğer 3 tane puberty yapını alırsanız adult transformasyonunu geçirmiş oluyorsunuz. Size'ınız büyüyor. Onun dışında bir tane soul heart kazanıyorsunuz. Ve stompy oluyorsunuz. Yani artık kayaların üzerinden geçebiliyorsunuz. Soul heart. Abi bir sacrifice room. Sen de olursun. Ver artık düzgün bir eşya. Abi contract from love. Allah aşkına ne bu ya? Ben düzgün eşya çıkartmadım. Ama şu an yeterince güçlüyüz. Hani. Şöyle halledebilir miyiz bilmiyorum ama yani yeterince güçlüyüz. Onu unutmamak lazım. Daha fazla para. Severiz. Saldırımız 9'a çıktı. Aa, yarayı kullanabilirdim. Ben niye yarayı kullanmadım orada? Büyük ihtimal kullanabileceğim tek yol da oydu yani. Burada kullanayım mı bari? Kullan. Daha iyi kullanabileceğim bir yöntem yok çünkü yani şu an. Ben bu odadan nasıl hasar almadım? Oluyor işte bazen böyle şeyler. Artık yeterince güçlüyüz. Yani korkuyordum açıkçası bu eli bitiremeyeceğiz falan diye ama şu an bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ve Sacrifice Room. Sacrifice Room'umuz geldi ama yeterince kalbimiz yok bu seferden. Aslında var ya, hallederiz bir şekilde. Bu farz değil mi bu? Evet. Yaparız, sıkıntı yok. Kattaki bütün kalpleri toplayıp gelelim. Süper gizli oda nerede olabilir? Buranın sağında olabilir. Evet. Oo. Pekala. Bunlara dokunmayacağım. Sonra geleceğiz. Umarım bu sefer altın kazanırız diyeceğim ama bu sefer de altın kazanmayacağız. Görürsünüz. Evet. Pekala.
Nasıl da saraldım oradan ya. Neyse. Seninle savaşmak istemiyorum. Evet, altın halk. Beni yalancı çıkardı oyun. Bu iyi oldu. Artık saldırımız yeterince yüksek. Nefret ediyorum oradan. Bunu yapmamalıydım. Tropikamade yani sadece size'ını büyütüyor. Verdiği hasarı büyütmüyor ama size'ını büyütmesi de daha fazla düşmana değmesini sağlıyor. O yüzden problem yok herhalde. Direkt boss'a gidebiliriz ve gidelim. Hiç uğraşamam yani. PJS. Güzel. Oo, şimdi. Spirit of the Night. Al. Mom's Knife elimizi mahvedebilir. Gerçekten mahvedebilir. Alsak mı? Bu şekilde daha mı iyiyiz? Alacağım ya. Tier'ımız 5 olduğu için çok rahat bir şekilde kullanabiliyoruz. Seni de alacağım. Sonra PJ'si alacağım. Güzel. Hadi gidelim aşağıya. Curse of the Blind. Gördüğünüz gibi annenin bıçağının ne kadar güçlü olduğu. Şimdi şöyle bir şey var. Hiçbirini göremiyoruz. Kesinlikle bir kalpli olanları almayacağım. Ama Brimstone'sa eğer şu iki kalpli olan kesinlikle almamıza değecektir ama ben böyle bir riski almayacağım. Nereye gidiyoruz? Aşağı mı yukarı mı? Fark etmiyor. Aşağıda gidebiliriz, yukarıda gidebiliriz. Ben yukarı gideceğim. Gizli odaya götürüyormuş. Pekala. Vermesek daha iyiydi. Aa, artık uçabiliyoruz da aynı zamanda, onu unuttum ben.
Ve hemen Isaiah'ye ulaştık. Şöyle bir süper gizli oda kontrol yapalım. Burada yokmuş. Burada da olamaz. Neyse. Şöyle drowse yapacağız. Ve bu kadardı. Hadi bakalım, ending'i izleyelim. The Coin Bag eşyasını açtık. Challenge 24'ü açmışız. Gördüğünüz gibi Kayn de artık Katedral simgesinde bulunuyor. Katedrali birkaç defa daha yendikten sonra ve aynı şekilde Sheol'i birkaç defa yendikten sonra artık Polaroid ve negatif eşyalarının kilidini açacağız ve bu sayede Dark Room'u kullanmadan Dark Room diyorum. Sacrifice Room'u kullanmadan Dark Room'a ve Chest katlarına ulaşabileceğiz. Ben bu videoyu çekerken eğlendim. Umarım siz de izlerken eğlenmişsinizdir. Bir sonraki The Binding of Isaac Repentance bölümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.